kulübümü fazla değiştiremiyorum. Diyarbakır Değiştirme şivesiyle. zaten. Allah razı olsun. Adabı öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Yani sadece Adabı olarak biliyoruz. Mesleğiniz, memleketiniz. Bir ön bilgi olarak. İsimlerle niye uğraşıyoruz? Ya insan merakıdır artık. Güzel. Fıtrat mı diyelim buna? Bunların hepsini anlatıp hepinizi tatmin ederim. Ama özellikle anlatma işimin sebebi şudur. Ne geçmişimle alakalı saklayacağım bir şey var. Ama şöyle bir hikayem var mesela. Çok rahmetli büyük dedem bizim Doğu topraklarında hem Kurtuluş Savaşı boyunca mücadele edip hem de sonunda İsmet Paşa'dan kendisi hakkında idam fermanı çıkartıldığında ona Diyarbakırlılar sahip çıkmıştı. Diyarbakırlılar demişler ki buyur gel ağam sana biz sahip çıkarız. O zaman da askeriye Diyarbakır'a gidip dedelerimizi alamamıştı. Hoş dedelerimiz askeriye hizmet etmişti ama sonra asker gelip dedelerimizin kellelerini istemişti. Hepiniz yaşamışsınızdır. Biz bu coğrafyada yaşadık. Bu coğrafyanın çocuklarıyız. Henüz yetiştik demek haddimiz değil. Eğitimimiz devam ediyor. Çık hakikati anlat dedikleri zaman isimlerden sıtkı sıyrılmış bir gençlik adına çıktım ben. Neden? Birilerinin Ahmetçi, Mehmetçi, Alici, Velici olduğu bir dönem geçiriyoruz ya. Kimlerdensiniz? Ortak değerlerimiz yetmiyor mu? Ben hiç kimseden ismimi saklayarak kendimi saklamam mümkün mü? Daha bu sahneye çıkarken benim kimliğimi alıyorlar. Gerekli araştırmaları yapıyorlar. Öyle bir şey saklayabilir miyim? Saklayamam. Ama benim yapmaya çalıştığım şey şu. Abi 100 tane ada olsun, 1000 tane ada olsun. Ada ismini bile ben koymadım. Siz koydunuz yani. Dinleyenler arkası dönük adam diye. Çünkü isimlerle yola çıkarak herkes kendi cebini doldurdu. Ama bugün bir gerçek var. Bugün ben bu sahneden insem ve ölsem, bu sahneye ertesi gün çıkıp bu hakikati anlatmaya devam edecek gençlik var mı? İnsan var mı? Vazifeli var mı? Var. Önemli olan bu. Yani bu bir bakış açısı. Meslek diyorsanız hayatım boyunca stratejik yönetim üzerine çalıştım. Ve hayatım boyunca devlette, özel sektörde de, her alanda, üniversitelerde de bu alanın derinlemesine çalıştım ve bu alanda çalıştırıldım. Ve o çalışmanın sonuçları başka mecralara gidip bir gün konuşmak gerekliliğini söylendiğinde konuşan adam olarak ortaya çıktım. Ama hiçbir zaman bu toprağın dışında bir şey söylememeye niyet ettim. Meraklar herhalde insanlar bir yerden neyi neyle bağlamak istediğinin sorusudur bu. Çünkü hep gelen soru kimlerdensiniz? İnsanım. Neye inanıyorsunuz? Müslümanım. Nerelisiniz? Ne önem var? Neden ne önem var? Abi benim vücudumda Türk kanı da var, Kürt kanı da var. Arap kanı da var. Birisinin artık ortak bir değer beyan etmesi lazım. Ben bu işte kendi adıma konuşmuyorum. Buna konuş diyen zihniyetin aslında bu toprakların anlayışı. Öteki türlü ne mi oluyor? Ahmet'i sevenler, Mehmet'i sevenler. Ama en azından ben ortadan kalktığımda benim adımın bir ehemmiyeti yok. Asıl olan bu işin ehemmiyeti. Ben o yüzden hatta hiçbir zaman videoya çıkmak istemedim. Hiç arzu etmedim ama yürütemedik. Bir süre sonra iftiralar gelmeye başladı. Hatta işte bir tanesi şey, neydi ya? Meşhur yazar. Bunu Hasan hiç söylememi istemiyordu, o yüzden hep unutuyorum galiba. Meşhur bir İslamcı yazar var. İslamcı demeyeyim de hani öyle bir tabir güzel olmaz. Sizin çok sevdiğiniz Müslüman bir yazar var. Arkasını dönükse yamuktur bu herif dedi. Dedim bana yamuk demesi önemli değil de beni seyreden genç adamların kafasına soru işareti kalacaksa döneyim önümü. Çünkü ben gizem oluşturmak için arkamı dönmedim. Çünkü günün birinde arkandan bir karpuzcu bağırdı. Ada abi dedi. Dedim nereden tanıdın? Ensenden tanıdım dedi. Onu saklamak mümkün değil yani. Bu gövdeyi kolay kolay saklayamazsın. Dolayısıyla benim orada mesela şu yani bıkmadınız mı insanlardan ve sürekli o adamın kavramından? Abi olayı konuşalım, sistemi konuşalım, insanı konuşalım.
kimlerdensinizin devri kapandı. O devri devam ettirmek isteyenler hala bir şeyi böldüklerinin farkında değiller. Ocu, bucu, şucu, şunlardan, bunlardan. Ben onu söylesem biliyorum ne olacağını yani. Ama ertesi gün bir başka adam geldiğinde aynı şeyi söylediğinde o kadar sevinmeyecek. Bu sefer aa bu da oradan mı denecek. Ama hayatımız bu değil. Yani siz şurada Diyarbakır'da meftun olan 27 sahabenin tamamının adlarını ezbere bilen var mı salonda? Birkaçı. Birkaçı. Ama şunu biliyoruz değil mi? 27 tane sahabe canı pahasına buraya gelmişler. Kıymetli olan bu değil mi? Keşke isimlerini de ezbere bilsek. Ayrı konu, tarihin büyük isimleri. Allah başımızdan eksik etmesin. Ama onların temsil ettiği bir misyon. Bence asıl olan bu. Özellikle yapıyorum yani. Sakladığım bir şey yok. Çünkü arayan yine buluyor.